Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Bugün Kumsal'ın hamsterı Alvin için yaptığımız yuvaya devam edeceğiz. Ama öncelikle size bir sürprizim var. Panda Mice'larımız doğurdu. 3 tane küçük bebeğimiz var. Onların da günlük gelişim videolarını editleyip sizinle paylaşacağım. Bir günlükten sütten kesilene yetişkin olana kadar Panda Mice'larımızın bebeklerinin fotoğraflarını, videolarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Yine Kumsal'la bugün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Kumsal. Ellerine ne oldu senin? Şu an ne yapacağız biz? Şu an bir ev'ye bir çarp bir de takdirde balde yapmayacağız bu arada. Ben anlatayım mı? Evet arkadaşlar, Kumsal'ın dediği gibi biz bugün yaşam istasyonu yapacağız. Evet. Yani evin, çarkın ve salıncağın, yem kaplarının, merdivenin, tüm aktivite alanının birleşik olduğu bir yaşam istasyonu yapacağız. Kumsal evet. Bize yeni kalemler almış. Daha güzel projeler evet. Çizelim diye. Evet ama o kalemler benim diye şimdi burada kalacaklar. Benim olmasın mı o kalemler? Benim olsun. Benim olsun. Siyah kalem senin olabilir. Tamam, teşekkür ederim. Çak. Zaten maviyle çizelim. Evet arkadaşlar. Kumsal'ın en son yapmış olduğumuz yuvası bu. Evet. Yaşam alanı bu. Alvin Bey'imiz uyuyor. Saat daha erken. Saat 7. Alvin Bey'imiz uyuyor. Alvin. Şşt. Koca kapalı. O senin süper. Alvin'i kapatalım. Evet arkadaşlar, bugün Kumsal'ın Alvin'i hamster için yaşam istasyonu yapacağız. Üstelik, kullanacağımız malzemeler ne Kumsal? Tahta eşyalar. Evet, tahta araç gereçler, tahta ekipmanlar, bir adet kerpeten, bir adet pergel, boya kalemleri, defter, sıcak silikon, cetvel. Bu ne Kumsal ya? O hamsterimi almak için şöyle kolay bir şeyden yapılıyor. Sıcak silikon. Sen mi yaptın onu? Hayır, büyüklerimizden de yardım alabilirsiniz. Annenle beraber mi yaptın? Evet. Peki nasıl çalışıyor? Ben göstereyim mi? Şu an böyle sokuyorsunuz. Evet arkadaşlar, Kumsal Alvin'i kafesinden alabilmek için böyle bir aparat yapmış. Bunu arkadaşlar balık kepçesi olarak görebilirsiniz. Öncelikle hamster'ın yuvasını alıyoruz üstünden. Bunu hamster'a yakın bir yere koyuyoruz. Ve hamster'ın bunun içerisine girmesini sağlıyoruz. Alvin hadi oğlum. Alvin gir oğlum. Alvin Bey hadi. Alvin içeri girdi. Artık Alvin bizim balık kepçesi çalışıyor. Evet arkadaşlar, Kumsal hamster kepçesi yapmış. Evet. Evet. Balık kepçesi olarak da kullanıyoruz. Kumsal çok konuştuk. Artık bir şeyler yapmaya başlayalım mı? Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yapacağımız yaşam istasyonu bu. İsterseniz bunu tekrar bir temize çekelim. Şöyle renkli kalemlerimizi alalım. Arkadaşlar bunun ebatını 1,5 kebap şişi boyunda yapacağız. Derinliğini yarımdan biraz fazla kebap şişi boyunda. Ondan sonra burada bir salıncağımız olacak. Evet arkadaşlar, çünkü hayvan bir de böyle ileri geri gidebilsin. Evet, burada bir adet evimiz olacak. Bu evle şu ayağın arasına bir adet salıncak yapacağız. Evet. Hamster salıncağı. Da şu an çok evet, küçük. Evet, buraya salıncak yapacağız. Sonra 3 odalı bir evimiz olacak. 3 odalı olmasının sebebi ortada merdiven olacak. Bir kapımız burada, bir kapımız burada. Ortada merdivenimiz. Üstü bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Yani üstünü çizmek gerekirse. Üstü bu şekilde gözükecek. Ve son olarak arkadaşlar yanına bir adet çark yapacağız. Tabii, evet. Kumsal'ın da dediği gibi. Çünkü antrenmanlarını yapabilsinler. Hamster çark yapacağız. Arkadaşlar yapım aşaması bitene kadar timelapse olarak devam edeceğiz. Çünkü sizin de anlayışınıza sığınarak bir salıncak, bir çark ve bir evi aynı video içerisinde yapacağız.
Çok fazla zaman alacak. O yüzden video bitene kadar, yani kafesimizi tamamlayana, yaşam alanımızı tamamlayana kadar timelapse olarak bizi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar, bundan sonra timelapse'leri seslendirme olarak yapacağım. Çünkü normalde biz timelapse'ler sırasında çok fazla kumsalla muhabbet ediyoruz, dedikodu yapıyoruz. Bu da size gürültü kirliliği olarak yansıyor. Öncelikle evimiz için 3 adet çöp şişten, yani kebap şişinden uzun parça imal ediyoruz. Bunlar evimizin temel uzunluğuna sahip ana kolonları. Bunların iki tanesini arka tarafta, bir tanesini ön tarafta kullanacağız. Daha sonra çay karıştırma çubuklarını ortadan işaretleyip bu iki parçaya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ortadan işaretlememizin sebebi, daha sonra kestiğimizde iki farklı duvar daha elde edeceğiz. Sıcak silikon arkadaşlar kullanırken kısa kısa çekmeye çalışın. Yani 3 santim, 4 santim bu civarda çekmeye çalışın. Çünkü çabuk kuruyor. Biz de ilk başladığımızda uzun çekiyorduk. Bir bakıyorduk yarı yolda donmuş. Çubuklar yapışmıyor. Yine aynı şekilde 3'er santim, 3'er santim arkadaşlar kontrollü bir şekilde. Ortada gördüğünüz alan daha sonra kapatılacak. İlk başta orayı kapı olarak düşünmüştük. Ama daha sonra kapı farklı bir şekilde yaptık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arka duvarımızı oluşturduk. Yine kebap şişleriyle ön duvarlar için de yapıştırma işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar falçata kullanabilirsiniz ama çok fazla bastırmayın. Bu tarz maket işlemlerinde, dekotalarda, bu çöp şişlerde, karıştırma çubuklarında çok az çizmeniz yeterli. Karamel. Çarkta dönme kızım. Karamel de bu arada çarkta dönüyor. Karamel diyorum, pardon. Portakal. Hayvanların adını da karıştırdım. 40 tane hayvan var arkamda. Arkadaşlar daha sonra çay karıştırma çubuklarıyla bu üretmiş olduğumuz 3 duvarı birbirine bağlıyoruz. Çay karıştırma çubukları standart ölçülerde. Yani 10 santimetre uzunlukları var. Çalışma yaparken güzel oluyor. Biz çalışmalarımızı her ne kadar kağıt üzerinde projelendirsek de çoğu zaman bu projeye uymuyoruz. Siz de bunu fark etmişsinizdir. Daha çok doğaçlama. O an kafamıza ne eserse onu yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum daha var. Arkadaşlar bunlar kalıcı değil, evladiyelik ürünler değil. Bunlar 10 gün sonra, 15 gün sonra, 20 gün sonra hayvanlar tarafından parçalanıyor. Zaten doğal ürünler seçiyoruz. Yani ahşap ürünler seçiyoruz. Şeyin de, sıcak silikonun da bir zararı yok onların, mum silikonun. O yüzden bunlar 20 gün sonra, 25 gün sonra paramparça oluyor. Yenisini yapıyoruz. O yüzden çok özen göstermenize gerek yok yani. Siz ne kadar özen gösterseniz de hamsterınız bunu yiyecek. Bir şekilde bunu parçalayacak. Arkadaşlar şu an imal ettiğim kısım evimizin çatı kısmı. Çatıyı bitirdikten sonra yine kebap şişleriyle sağlamlıyoruz. Her ne kadar sıcak silikonla tuttursak da üstüne bir kat daha yapıştırıcı sürmek iyi oluyor. Evimiz biraz kadrajdan çıkmış. Arkadaşlar yan duvarları imal ederken çok özen göstermedim. Biraz da hava almasını istedim. Yani delikli olsun, menfez gibi olsun diye. O yüzden biraz seyrek yaptım. Oraları da yine aynı şekilde kebap şişleriyle sağlamladım ve bu kebap şişlerini uzun tuttum. Üstüne de trabzan, yani balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu gibi trabzan yapacağım. Trabzanları arkadaşlar çöp şişlerden yaptım. Yani iki sıra trabzanı çöp şişlerden yaptım. Güzel oldu. Bu kapattığım kısım arkada kalacak. O yüzden çok özen göstermedim. Elimde kalan fazla parçalarla kapattım. Yine kebap şişlerinden trabzanlar için ayak kestim. Ya bu tamamen görsel arkadaşlar. Ben 3 tane kestim. Siz 4 tane kesin. 5 tane kesin. Yani keyfiniz nasıl isterse. Çöp şişleri arkadaşlar yine ikişer tane üst üste yapıştırmak şartıyla güzel trabzanlar oluşturdum. Arkadaşlar farkındaysanız her yapıştırdığımı kesmiyorum. Soğuması için bekliyorum. Yani sıra sıra kuruduğundan emin olduktan sonra kesiyorum. Yoksa elinizde yakabilirsiniz. Yaptığınız işte bozulabilir. O yüzden acele etmeyin. Birini yapıştırdığınızda başka bir işleme geçebilirsiniz. Burada balkon yapıyoruz. Üste çatıya çıkma deliği, yani merdiven deliği küçük olsun diye. Oraya bir balkon tasarladık. Arada belki Alvin balkon konuşması da yapar. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar sonunda bitirdik. Ama yine evdeki hesap çarşıya uymadı.
Şu şekilde altta bir girişi bir merdiveni. Yukarıya çıkan bir deliği. Trabzanları olan güzel bir istasyon yaptık. Evdeki hesap çarşı uyumadı derken arkadaşlar sıcak silikonumuz yine bitti. Ondan sonra çubuklarımız çok az kaldı. Yani aslında ağda çubuğu da almamız lazım çark yapabilmek için. İsterseniz beraber bunu kafesimize yerleştirelim. Daha sonra da üzerine bir adet salıncak ve bir adet çark yapıp bu projemizi de tamamlayalım. Güzel bir balkon yaptık. İsterseniz beraber yemeği koyalım. Küçük bir balkonu var. Öncelikle bu evi alalım. Albin Bey günaydın. Günaydın Albin Bey. Bunu da alalım. Tatlıvalliyi geri koyacağız. Dur kızım. Hayırlı işler. Bol güneşler Albin Bey. Albin Bey. Albin hemen içeri girdi arkadaşlar. Dur Albin. Bakayım. İnşallah yukarıda çıkar güzel bir görüntü verir. Arkadaşlar buraya bunu koyabiliriz. Yem kabımızı yine yukarı koyabiliriz. Su kabımızı da. Su kabımızı da yukarı koyacağız. Bu şekilde güzel bir yaşam istasyonu oluşturduk arkadaşlar. Şey yapacağım. Yukarıya çıkacak mı bakalım? Yok kızım çıkmaz. Arkadaşlar bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Saat biraz geç oldu. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.